Evet, sayfanın yanındayım. Karaçalı bitmiş durumda. Çiçekler açık ama bal gelmiyor. Pamucak da bitmiş durumda. Çiçekler açık, bal gelmiyor. Bir haftadır yağmur vardı. Şu an mor yer çiçeklerine çalışıyor sadece arı. Başka bir şey yok. Polen gelişi de yok. Kovan dip tablasına bakıyorum. Herhangi bir şey var mı diye. Biraz döküntü var, fazla bir şey yok. Evet, bir tane daha mum kurdu. Dökülmüş, bu da normal. Bunun haricinde mum kurdunu atmışlar. Bir tane de burada var, iki tane. İyi, arılar çerçevelere hakim olmuşlar. Kovanın içine bakayım. Ne alemde. Evet, buradaki stoğun bir kısmını tüketmiş arı. Bal stoğunun bir kısmını tüketmiş. 7 gün yağmur. Ondan önce de 5 günlük yağmur. Toplam 12-13 günlük yağmurlu dönemde. Evet. Yan orta hariç diğer yerler bomboş. Şimdi alt kata bakacağım. Bir tane daha açmadı. Ana ızgarasının bir bölümünü yine mumla kapatmış. Evet. Tarlacı sayısını arttırmaya çalışıyorum. Evet, suyun dörtte birlik kısmını, verdiğim suyun dörtte birlik kısmını içmiş. Henüz daha. Arılar sakin. Duvar çerçevesine bakayım. Evet, buradaki balları tüketmiş. İç kısmı almış. Biraz polen var. Onun haricinde günlük yumurta var mı diye bakıyorum. Günlük yumurta göremedim. Evet. Buraya bakayım. Kapalı yumurta var.
Gündeki yumurta yok. Arı peteklerin içine girerek kapalı yumurtaları ısıtmaya çalışıyor. Aynı zamanda buradaki kapalılar da çıkmak üzere. Bir kısmı hala çıkıyor şu anda. Evet, arka tarafta aynı şekilde biraz polen ve biraz da bal var ve kapalı yumurtalar, pupalar çıkmaya başlamış. Bu iş iyi bir şey. Çıktıkça bakıcı arı sayısı artacak. Kadro tarlacıya doğru kayacak. O birinci çerçeveydi. Evet, burada açık larvalar var. Açık yavrular, larvalar. Günlük yumurta var. Bir kısımda pupalar var. Burada da arka yüzde de aynı şekilde açık ve kapalı yavrular var. Ve peşinden günlük yumurtalar görebiliyorum. İkinci çerçeve. İkinci yavrulu çerçeve. Arada yağmurla birlikte renginde siyahlaşma vardı. Şu an yeni doğan arılarda herhangi bir siyahlaşma yok. Arıların bazılarının üst bölümleri, sırtları daha siyah duruyor. Ve abdomenleri daha siyah duruyor. Yağmur döneminde olan bir durumdu. Şu an için öyle bir durum yok. Hafif de erkek gözü yapmaya başlamış yavaş yavaş. Evet, açık ve kapalı yavrular. Evet, şu ana kadar baktığım çerçevelerde polen sıkıntısı var. Polen yok. Şu an arılar yeterince, larvalar yeterince bakılamıyor. Yine burada çıkmak üzere olan arılar var. Pupa dönemindeler. Çıkmak üzereler. Kenara ana memesi çanağı yapmış. Ama içinde süt yok. Bunu da bozdum. İçinde süt yok. Heves memesi. Bu da dördüncü çerçeve. Biraz polen var. Biraz da bal var.
arka kısımda gözlerden çıkmış olan yavrular var. Evet, burada da biraz bal var. Şu 4 çerçeve bir ara. Evet, kestane henüz başlamadı. Olduğu gibi kapatıyorum. Arı bu şekilde bala girecek. Arının yeterince yumurtlama alanı var, suyu da var. Tekrar ızgarayı koyuyorum. Evet, üstteki kapalı, üst kattaki balıktaki kapalı pupa gözünden çıkan iş çağrı yeni doğuyor. Z yapıp kapatacağım. Z şeklinde çuvala sardım. Evet, havaların ısınmasıyla birlikte, güneş açmasıyla birlikte bundan sonra bal akımının başlamasını bekliyorum. Yavru uçuşu. Bu kadar da arı yarın tarlaya çıkacak. Bekçilik görevlerini ifa ettiler. Uçuşa katılacaklar yarın.